Ben 2 gün önce Kim Kardashian'a, bizim köklerimize, Osmanlı'ya hakaret ettiği için saydırdım. Ben Kim Kardashian'a saydırdım. Sağlık Bakanlığı teşekkür etti, İçişleri Bakanı teşekkür etti, valilik teşekkür etti. Sen bir polis olarak neden bana hakaret ediyorsun? McDonald's'a gidip ketçap aldım. O kuru ekmeğin üstüne sürüp yediğim günleri çok iyi hatırlıyorum. Ha bana diyorlar ki, sabah cuma namazına gittin, akşam içiyorsun. Ulan ben molla mıyım? Safiye Soyman, Arto, bir sürü sanatçılar. Hem de aynı şehirde, yan yana. Ben buradayım, onlar burada. Onlar 300'de kaldı, ben 1500 kişi soktum içeriye. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Zaten programı seyredip görmüşsünüzdür. İzledim, çok da beğeniyorum. Teşekkür ederim. En son Pınar Altuğ'la yaptığınız söyleşi çok hoşuma gitti. İyi ki buradayım, doğru yerdeyim. Siz aslında ne iş yapıyordunuz? Ben çok eskiden fal bakıyordum kafelerde, İstiklal Caddesi'nde fal bakıyordum. Ondan önce ailemizde şirketi vardı, babam iflas etti. Babanızın bir şirketi vardı? Evet. Ne üstüne? Sebze, halde yerimiz vardı. Orada babam öldükten sonra herkes malını aldı, kardeşler paylaştık. Ben bir kötü dönem atlattım o dönemde, evliliğim bitmişti. Oğlum o zaman 3 yaşındaydı. Fal bakmaya başladım. Alıcı ismi çok kuvvetli olduğunu söylediler. İstiklal Caddesi'nde fal bakmaya başladım. Bunu tam 6 yıl yaptım. Ta ki Nur Yerli Taş'la tanışana kadar. Nasıl değiştirdi rahmetli senin hayatını? Sağ olsun Stereopipis, Mehmet Ali Erbil, Nur Yerli Taş, Firuza kafede oturuyorlardı. Benim evim de Cihangir'de, Bodrum katta oturuyorum. Üstümde de Stereopipis'in annesi oturuyor, Elizabeth Pipis. Sürekli görüşüyorduk Stereo'yla. Gel gel dedim ona. Ne oldu dedim, gel gel. Abi baktım Nur Yerlitaş, Mehmet Ali Erbil oturuyor. Nur'a bir fal baksana dedi. Tabii Nur Yerlitaş karşımdaki insan, titredim bir an Mehmet Ali Erbil. Öyle gayri ihtiyar bir şeyler söyledim kendisine. Sen şaka mısın dedi. Bunları nereden biliyorsun? Öyle bir başladı dostum. Seni dedi yarın götürüyorum. Kıbrıs'a gittik. Orada bir hafta kaldım. Benim o an tabii hayal edemeyeceğim mağazalara beni sokup alışverişler yaptırdı bana. Tüm çevresine beni tanıştırıp fal baktırdı. Çok ciddi paralar kazandım. Evladımı biliyordu. Evladıma birçok güzellikler yaptı. Evimin kirasını ödeyememiştim 5 aylık. Onu bir defa da kapattı. Yani Nur abla benim hakikaten bir Murat Övünç olma yolunda mihenk taşı diyebilirim. Daha sonra Mehmet Ali Erbil Çarkı Felek'e katıldım. Çarkı Felek'te de bir günlüğüne gittim ama bir hafta kaldım. Nasıl? Zaten orada dönüm noktası aslında... Bir hafta boyunca yarışmacı mı oldun? Önce beni oturttular orada. Mehmet Ali Erbil bana takılıyordu. Espriler yapıyorduk birbirimize. En son beni yarışmacı yaptılar. 3000 TL para kazandım. Aslında orada ne olduysa orada oldu. Ben dedim bu parayı almak istemiyorum. Bu parayı eğitim yapan veya eğitime ihtiyacı olan, para ihtiyacı olan bir kardeşime bağışlamak istiyorum dedim. Bu güzel bir ses getirdi. Daha sonra arkası geldi, 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 geldi. Böyle Murat Övünç oldu. Ama ben sizi çok eskiden tanırım. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Siz eskiden de sanat camiasıyla yakınlıklarınız vardı. Yani Nur Yerlitaş sizin hayatınızdaki ilk ünlü değil aslında. Muhakkak öyle de belki de bu bir adımdı. Belki de bir önüm açıldı. Aslında ben ilk sahne deneyimimi Sayın Ayta Sözleri'yi dinlemeye gitmiştim. Sağ olsun beni sahneye aldı. Orada birlikte geçer geçeri okuduk. Oradan bana iş geldi o mekandan. Daha sonra o mekanı... O gece ben de seyirciydim. Evet, seyirci misafir olarak gittim. Daha sonra arkası geldi, Kadınlar Matinesi. İşte fenomen oldu, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şu anda 94 tane Kadınlar Matinesi yaptım. Benim her bir matineme 500 kadın geliyor. Aslında sizin hayatınızı değiştiren Instagram. Instagram ama hani tanınmamda, büyümemde, belki de Murat Övünç'ün tanınmasında işte Sayın Mehmet Ali abi, Nur Yerlitaş'ın büyük bir katkısı var diye düşünüyorum. Siz o Instagram hesabını açtınız. Mesela aklınızda o hesabı açarken ya ben buradan ünlü olurum, ben buradan fenomen olurum var mıydı? Yoktu. 10.000 ilk işe hiç unutmuyorum. 10.000K olduğumda göbekten attım. Ay 10.000 oldum, 10.000 oldum. Şimdi 2.300, 2.400'e gidiyorum. Yani 2.400. Milyon, evet milyona gidiyorum. Zaten bu en son Netflix'ten sonra 1 milyon kişi geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Peki orada yaratılan bir karakter mi Murat Bey? Yoksa hayır ben zaten öyleyim mi? Yani mesela orada herkesin yaptığından farklı bir şey yapıyorsunuz ya, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, işte azarlıyorsunuz. Evet. Mesela eskiden bir kalıp vardı, o kalıp giderek değişti. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir arkadaşım yazmış deyip bence
Haydar Dümen'in yazılan mektuplar kadar uydurma çeşitli hikayeleri anlatıyordunuz. Ya şimdi demeden bir hikaye geliyor bana. Ben de onun üzerine kendi kelimelerimi atarak, süsleyerek bir hikaye oluşturuyorum aslında. Evet bana geliyor ama ben biraz daha süsleyip, biraz daha böyle... Mesela çok sakin gidiyorum, bir anda bir parlıyorum, millet ona bayılıyor. Bugün adamın birine, bilmiyorum sıkıntı olur mu, pezemek dediğiniz zaman yolda döver. Ben adama pezemek diyorum, abi ne olur bir daha söyler misin diyor. Kalbimi seviyorlar. Kadına motor diyorum. Artık benim kelimelerim sosyetede herkes kendine gruplar kurmuş. Fırfırlar grubu, motorlar grubu, tiktaklar grubu. Geçen gün hanımefendi Murat Bey hesabına 10.000 lira yatırdım, çok önemli bir kadın. Arkadaşımın doğum günü, ne olur ona fırfır Ayşe der misin? Günün biri de oruç mu diye para kazanacağım hiç tahmin etmiyordum. Para kazanıyor. Bundan yani. Bir de sinirleniyorsunuz ya böyle bir ses tonunuz yükseliyor gidiyor. Mesela dün seyrettim bir şey. Darla Cize'nin müdürü kim? Yardım ediyorsanız Darla Cize ediyorsunuz. Müdürü niye sizi arasın? Şimdi ben birçok yaptığım kurumlardan belki de bana yapılan şey bu. Hep teşekkür aldığım için sağ olun Murat Bey çok mersi. Darla Cize evimin tam karşısında. Haftanın 2 günü gidiyorum ve yaklaşık 2,5 yıldır Darül Acize müessesesine gidip destekte bulunuyorum. Gönül rızamla yapıyorum. Kimse beni zorla yaptırtmıyor. Ama bir teşekkür, bir müdür veya kurumun yetkilisi. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Ve kaygım da yok. Kapıya bırakıyorum. Dağıtıldı mı, dağıtılmadı mı, verilmedi mi? Böyle bir kaygım da yok. Güveniyorum. Bir teşekkür bekledim. Onlar da bana cevap yazmışlar. Biz sizi görmedik, tanımadık. Bu bizim ayıbımız ama bu kadar edepsizliğe gerek yok. Olsun yine de sayın müdürlerimi, sayın Darül Acize yetkililerine saygılarımı sunuyorum. Çok seviyorum kendilerini. Siz eskiden de şarkı söylemeyi çok severdiniz. Eğlenmeyi seviyorum. Mesela o zaman da var mıydı? İşte atıyorum Halide babanıza yardım ederken de bir gün ben ünlü olacağım. Böyle düşünüyor muydunuz? Eğer nurlarda uyusun babacığım benim önümü kesmeseydi... ...ben belki de şu anda o A klas dediği sanatçılar var ya hepsi kenardaydı. Çünkü biz ataerkil bir aileyiz, Siirtliyiz. Ben Bodrum'a gitmiştim, orada oynuyordum. Bir yerden bana teklif geldi, bir harem show, böyle belly dans yapacaktık. Zenne gibi, seni öldürürüm dedi babam. Asla böyle bir şey yap. Peki babacığım dedim, geldim. Evlenme sebebim de babamdır. Allah razı olsun. Evlendim, bir evladım var. Allah herkesin cebi cümlesini evladını bağışlasın. Aslanlar gibi evladım var. Ama evlilik bana göre değildi. Benim misyonum, hayatım belli. Yaşam standardım belli. Çevrem belli. Hani evlendim, binlerce şükürler olsun. İnsanın aklında böyle bir şey var. Ama ayıbı var, olmadı şuyu var. Evlendirelim, kapatalım bu ayıbını. Ne münasebet. Ben bunu 30 yıl önce yaşadım, 50 yaşındayım. Ama şimdi gençlere bakıyorum daha özgürler, daha ayakları üzerinde durabiliyorlar. Ama maalesef biz o dönem onları yapamadık. Ben ablama dedim ki, ben dedim geyim. Ablacığım ben geyim dedim. Okey anlıyor mu? Bunu anneme babama anlatamayız diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evlenmek zorunda kaldım daha doğrusu. İyi ki de evlendim. Aslan gibi evladım var. Gurur duyduğum bir evladım var. Okulu ikincilikle bitirdi. Şimdi bir yıl ara verdik. Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Şu korona biterse gidecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Başarılı bir çocuk çok, peki. Maşallah. Çok aklı başında. Doğa Koleji'nden mezun benim evladım. Bulunduğu her yerde kendini saydırmasını bilen bir çocuk. Babaannesiyle mi? Babaanneyle yaşıyor. Bakırköy'deler. Allah herkesin evladını bağışlasın. Sizin yanınıza gelmiyor. Geliyor, görüşüyor. Hayır ya, beraber yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Ben ayrı yaşıyorum ama arkadaş gibiyiz. Kız arkadaşıyla kavga ediyor, beni arıyor. Babacığım diyor, arkadaş sevgilimle kavga ettim. Ne olur bana bir yol göster. Hemen 2 dakika aralarını yapıyorum. Bir şey konuşuyorum, ediyorum. Mutlu ederim, yemeğe gönderirim. Ya baba sen ne kral bir adamsın diyor. Hani başka babalara evlatlar ne sevgilisini mi anlatıyor? Öp öp var. Öyle bir şey yok bizde. Arkadaş gibiyiz. Bundan 4 yıl önce benim bir haberim çıktı bir yerde. Çok üzüldüm. Evladım üzüldü diye. Bana bir telefon açtı. Sen benim aslan babamsın. Babacım lütfen. Önüne tam yol ileri babacım. En büyük şansım o belki de benim. Başka kardeşleriniz var mı? 5. 5 kardeşim. En küçüğüyüm. 3 ablam var, 1 abim var. Şu anda hepsini ben yönetiyorum. Allah razı olsun. Ben yönetiyorum o maddi anlamda. Maddi anlamda değil. Artık benim düzgün bir yolda gittiğimi görüyorlar. Diyelim bir şey yapacaklar, bana danışıyorlar ne yapalım. Ya abim geçen gün evliliğini sonlandırdı. Oğlum ben evliliğimi sonlandırıyorum. Sana zarar verir mi? Ne münasebet abi, sen özel hayatın dedim ya. Ne yaparsan yap. Şimdi kadınla birlikte yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani
hep böyle bana saygı gösteriyor, bana zede vermemek adına. Oğlumun geçen gün doğum günüydü, arkadaşlarıyla toplanmış. Onu işte Ramazan'dan önce, işte şampanya patlatmışlar, işte eğleniyorlar, genç onlar. Bana 320 tane DM'den mesaj geldi. Sen Allah Allah diyorsun, onu şampanya şarap içiyor. Ne alaka? 20 yaşında bir evladın hayatına ipotek koyamam ben. Ben ancak uyarırım. Uygular uygulamaz, onu bileceği bir şey. İşte böyle zihniyetler var, bunları da gülüp gülüp geçiyorum. Bu yolculuğun içinde en baştan İstiklal Caddesi'ndeki tarot falı mı bakardınız? Tarot falı bakıyordu. Tarot falı baktığınız yerden bugüne kadar geçen sürede en acı çektiğiniz zaman dilimi hangisi? Kiramı ödeyemediğim dönemde ev sahibi gelip kapıyı çaldı. O dönem ailemle de aram çok kötüydü. Yok dedi, baba bulacağım, vereceğim. Hiç unutmuyorum. Evde kuru ekmek vardı. McDonald's'a gidip ketçap aldım. O kuru ekmeğin üstüne sürüp yediğim günleri çok iyi hatırlıyorum. Şimdi 12 tane evim var, 4 tane arabam var. Ama değişmedim. Yine Murat Övünç'üm. İnsan olmaya çalışıyorum. Ben yani nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Ben o kuru ekmeği sürdüğüm zaman, ya Rabbi yüzüme hayırlı bir kapı aç dedim. Belki de Allah sesimi duydu. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Ve bu imkanları kullanırken de sıkıntılı gördüğüm insanlara da el uzatmaya çalışıyorum. Şu korona döneminde hepsi belgelidir, faturalıdır. Tam 780 tane aileye yardım etmişim. Şimdi bir reklam alıyorum, 20 bin TL. Ya 20 bin TL'nin 10 bin lirasını versem ne olur? Veriyorum. Belki de bundan dolayı Allah yüzüme güldü. Çünkü bizim aileden gelen bir durum bu. Babam da Ramazan aylarında hep erzak dağıtırdı. İhtiyaç sahiplerini mutlu ederdi. Belki de aileden gelen bir durum bu. Böyle devam edeceğim. Benim Instagram'dan gördüğüm kadarıyla mütedeyyin bir aileden geliyorsunuz. Evet. Ne anlama geliyor? dini kurallara bağlı aynen. Yaşayan, işte aynen. Annenizin... Aynen. Gördüm böyle çok güzel beyaz başörtüsü var. Çok tonton bir Allah anneniz olsun. Var. Allah her ama ablalarınızı da gördüm sanıyorum. Böyle hepsi tesettürlü. Mütedeyyin yani aynen, dinine öyle. Bağlı bir aileden geliyorsunuz. Belki de bu benim en büyük şansım. Evladım annemin yanında yetişti. Onun saygısıyla, onun terbiyesiyle size yemin ediyorum. Oğlum sabah kalkıyor, annem kalkmadan kahvaltısını hazırlıyor. Babaanneciğim kalk kahvaltını hazır. Nerede şimdi böyle gençler? Benim gözüm arkada değil. Aslan gibi bir evladım var babam, annemin yanında. Veya oğlum bir şey yapıyor, bizim tasvip etmeyeceğimiz bir şey. Önce ben değil, annem. Bu bir daha olmayacak diyor. Peki babaanneciğim diyor. İyi ki böyle bir aileden geliyorum. İyi ki dinini, ahlakını, dini vecibelerini yerine getiren bir ailenin evladıyım. Ben de uygulamaya çalışıyorum. Ha bana diyorlar ki, sabah cuma namazına gittin, akşam içiyorsun. Ulan ben molla mıyım? Veya hoca mıyım? İçeceğim tabii. Cuma namazıma da gideceğim. Abdestimi de alacağım. Anlatamıyorsun insanlara bunları. Ama ben bildiğim yolda devamı kimseyi tanılamıyorum. Her cuma şehitliğe gidiyorsun. Şehitliğe gidiyorum. Bir de o kapanında Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Tabii ki oraya giderken sadece Allah'a dua ediyorum. Allah'tan istiyorum. Ama orası bana çok iyi geliyor. Oraya ilk gittiğim zaman iyi bir dönemimdi. Ya Rabbi dedim. Benim tek arzum bir rezidans dairede oturmak ve bana ait olmasını istiyorum dedim. Şimdi rezidans da var, villa da var, normal dairede var. Hangisini giderken götüreceğim? Milletin bir ev dediğini ev diyorlar ama bana bir evim yok. Ben bir evi elimde taşıyorum. Allah sağlık versin. Öleceğiz. Bak koskocaman Nuriye'nin taşını gömdük. 2 metre kefenle gitti kadıncağız. 2 metre kefenle. Ne dedi? Tek bir kelimesiyle kararlıdırız kadını. Ne dedi? Bu kadar yobaz, bu kadar taşlayan, bu kadar kötü kalpli insanlarla bu dünyada nasıl yaşıyoruz? Allah sonumuzu ayırsın. Instagram postlarınızın altına hakaretamiz cümleler de yazılıyor. Çok yazılıyor. Kırılmıyor musunuz? Tınlamıyorum. Nurlarda uyusun. Bir gece çok ağladım ben. Nur ablayı aradım. Nur abla dedim, bana çok hakaret ediyorlar. Sen dedi zirvedesin. Ne demek o dedim. Konuşuluyorsun. Bırak. Allah bin kere razı olsun. Bir de Sayın Stylo Pipis, onun mekanına gidiyordum ben. 2 defa benim orada resmimi çekmişler, yayınlamışlar. Erkek evladı var, bu barlara geliyor. Yani bunları çok yaşadım, çok gördüm. Artık umursamıyorum. Çünkü artık bir yolum var, ben o yoldan gidiyorum. Taşlasınlar. Umurumda bile değil. Ben 2 gün önce Kim Kardashian'a, bizim köklerimize, Osmanlı'ya hakaret ettiği için saydırdım. Ben Kim Kardashian'a saydırdım. Buradaki Ermenilere demedim ki bir şey ben.
Ve orada videoda diyorum ki hepsi benim kardeşim. Türk bayrağı altında sevdiğim bir sürü Ermeniler var. Kaldı ki benim 12 yıllık hayat arkadaşım Ermeni. Evet ama pis Ermeni dediniz. Efendim? Pis Ermeni diyorsunuz. Dedim. Dedim. Ama o... Şimdi orada benim de bu konuya gelecektim. Siz kendiniz geldiniz. Şimdi o sabah siz bir ayrımcılığa uğradınız. Evet. Size bir polis memuru sanıyorum değil evet. mi? Evet. Ne dedi? İğrenç karakollara mi? Gidip kolonyalar dağıtıyordum. Ve Esenyurt Karakolu'na da verdim. Çıkarken şoför kapıda bekliyor. Bineceğim arabaya. İki tane polis arabada. Aa dedi seni tanıyoruz. Aa merhaba nasılsınız dedim. Senin videoların çok iğrenç. Sen de iğrenç bir adamsın dedi. Peki dedim. Arabaya bindim. Ama arabada ağladım. Bilmeden önce bir video çektim. Ben sadece güzellikler yapıyorum. Ve kendimi riske atarak karakollara, hastanelere gidip yardımlarda bulunuyorum. Sağlık Bakanlığı teşekkür etti. İçişleri Bakanı teşekkür etti. Valilik teşekkür etti. Sen bir polis olarak neden bana hakaret ediyorsun? Şimdi size iğrençsin diyerek sizi cinsel yöneliminizden dolayı bir ayrımcılığa tabi evet. tuttu. Siz de aynı akşam sabah başınızdan böyle bir şey geçmesine rağmen, evet. bir sabah ayrımcılığa uğramanıza rağmen, evet. o akşam Kim Kardashian'a pis Ermeni diyerek dedim. Siz de onu bir ayrımcılığa tabi tuttunuz. Şimdi ben mesela bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ayrımcılığa uğrayan insanların başka insanlara ayrımcı davranışlarını anlamakta açıkçası güçlük çekiyorum. Kim Kardashian haklı demiyorum. Kim Kardashian haksız. Kim Kardashian da başka bir yerden bakınca Türklere ayrımcılık yapıyor, ırkçılık yapıyor. Neyse. O da haksız. Aa. Ama mesela şunu diyebilirsiniz. Kim Kardashian sen kimsin? Bu bir şey. Kim Kardashian yerden göğe kadar haksızsın. Bu bir şey. Her yerin zaten plastik bilmem ne. Ama tıpkı size yapılan ayrımcılık gibi, cinsel ayrımcılık gibi siz de ırk anlamında onu i̇şte, bir ayrımcılıkla... Hemen bunun farkına varıp avukatım beni aradı. Ben de ertesi sabah özür diledim. Ben bunu Kim Kardashian'a söyledim. Ama Ermeni dostlarım var, hayat arkadaşım Ermeni. Hepinizden çok özür diliyorum. Pis Ermeniler dediğim için lütfen beni affedin dedim. Ana sayfamda paylaştım. Buraya kadar her şey normal. Ve kaldı ki ben yıllardır Ermenilere de yardım ediyorum. Çünkü hayat arkadaşımdan dolayı. Kendisi Ermeni. Bana bir genelge yayınladılar kendi duvarlarında. Ermeni Vakfı. Ha öyle mi onu görmedim. Tabii Ermeni Vakfı. Murat Övüncü kınıyoruz bizi aşağıladığı için. Şimdi aşağılasam neden Ermenilere yardım edeyim? Geçen sene Lucien'le Ari diye bir kardeşlerimiz var, zor durumdalar. Bütün düğün masraflarını ben ve hayat arkadaşım yaptı. Bir tane hanımefendi vardı, Ermeni Rus Hastanesi'nde ameliyat olacaktı. Bütün masraflarını ben karşıladım. Ne düşündüm biliyor musunuz? Acaba zaman zaman böyle durumlara düşmemize sebep popülizmin kurbanı olmamız mı? Bitti. Sayın Gülben Ergen bunu söyledi bana. Sayın Gülben Ergen'le konuştum, size yemin ediyorum. 3 gün önce Gülben bana dedi ki, çok iyi yerdesin. Lütfen kelimelerini seçerek kullan, seni yakarlar Murat'ım dedi. Ben salla patik gidiyorum, ona yılan, motor, tik tak gidiyorum. Ama tabii anladım ki bundan sonra daha bir dikkat etmem lazım. Bir misyonum var. O ne biliyor musunuz Murat Bey? Sosyal medyada bir hava oluşuyor. İşte o gün de Kim Kardashian aleyhinde bir hava oluştu. Doğal olarak o rüzgara kapılıp ben zaten Türkiye'de işte motor da diyorum, fırfır da diyorum, tik tak da diyorum deyip o motor, o gazı yani sosyal medya gazını kesin. Alıp gitmekle alakalı bir şey. Yani popüler kültürün rüzgarına kapılmakla ilgili bir kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Ben yine söylüyorum. Yanlış anlayan tüm Ermenilerden özür diliyorum. Haddim değil onlara böyle bir şey söylemek. Alınmışlar. Zaten özrümü de beyan ettim. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz. Eğitiminiz nedir? Lise mezunuyum. Normal lise. Evet, evet. Sonra halde babanız ne satardı? Bize belli bölgelerden sebze meyveler gelirdi. Mesela babam Antalya'dan 4 tane bağ kapatmış. Oradan bize portakal geliyordu. O bağlar bizimdi. Sadece bize çalışırlardı. Atıyorum bir başka bir şehirden atıyorum ne var? Patlıcan. Onlar bize gelirdi. Yani toptancı gibiydik. Bütün marketlere, manavlara dağıtımını yapardık. Babam akciğer kanserine yakalandı. Kendisini 10 yıl önce kaybettik. Tabii belli malı mülkü vardı. Kardeşler arasında paylaştık. Herkes yolla devam etti. Nurlar da uyusun babacığım. Siz halde çalışır mıydınız? Çalıştım tabii.
Benim babam çok despot herhalde bir adamdı. Herhalde hayatınızın en zor dönemiydi. Çok despot bir adamdı. Orada 17-18 yaşlarındayım. Özel hayatını gizleyeceksin. Bazen beni kırıp kırıp oluyor. Babamla bir bakıyordum. Hemen toparlıyordum kendimi. Çünkü ayıp bizde bunlar. Hani şunun oğlu, ibneme, kırık hareketleri. Bunu asla aileme bir şey söyletmemek adına hep kamufle, kamufle. Benim gençlik resimlerime bakın, hep sakallıyım, hep sakallıyım. Belki de daha aydın, daha medeni bir ailenin evladı olsaydım daha rahat olacaktım. Belki de daha değişik bir hayatım olacaktı. Ama ben çok memnunum, iyi ki böyle olmuşum. Babanızın vefatı da aslında hayatınızın kırılma noktası. Kırılma noktası. Ayrıldım, o dönem eşimden de ayrıldım, evden de ayrıldım. Kendime bir hayat kurdum. Evden ayrıldığım gün tüm ailem, ablamlar, abimler bana veto verdiler. Sen annemi, evladını bırakıp gidemezsin diye. Ama zincirimi kırmak istedim. Artık ben özgür olmak istiyorum dedim. Oğlum 3 yaşında eşimden ayrılmışım. Çocuğun sorumlulukları var. Annem evde 70 yaşında, onun sorumlulukları var. Ne yaparsam yapayım özgür olamıyorum, rahat değilim. Anlatabiliyor muyum? Attım kendimi dışarıya. Tüm aileden veto yedim. O dönem işte kiralar birikti, ödeyemedim, zor dönemdeydim, ekmek bulamadım. İşte, sonra nasıl barıştınız ailenizle? Allah, işte para her şeyi değiştiriyor. Doğru. Para her şeyi değiştiriyor. Para kazanınca çok affedersiniz, sizi imparator gibi görüyorlar. İlk anneme ev aldım, evin tapusunun anahtarını getirdim. Ben bugünleri de görecek miydim dedi. O döneme kadar oğlumuz eşcinsel, oğlumuz şöyle, oğlum... Tabii asla ailemden duymadım ama akrabalar tarafından hep bir rencide edildim. Şimdi hepsine Murat abisiyim. Şimdi hepsine para dağıtıyorum. Biraz da siz bilerek yapıyorsunuz bence. Yani şimdi, şeyi bilerek yapıyorsunuz. Şeyerek, yani hepsine para dağıtıyorum. Yani aslında şimdi güç bana geçti. Geçmişin de intikamını alayım duygusu mu var tabii, Murat Bey? Tabii o dönem içerisinde benimle alay eden, yüzümü bile görmek istemeyen aile akrabalarım... ...benden para istiyor telefon açıp. Veriyorum. Al diyorum. Sonra annemi arıyorum. Anne bu benim için ne demişti? Böyle böyle. Anne ona 2000 lira gönderdi. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Kendimi rahatlatıyorum. Bu mu? Bu olmamalı. Böyle olmamalı. Akrabaysak, dostsak birbirimize bağlanmalıyız. Birinin ayıbı mı var? Kapatmalıyız. Biri evlenecek mi? Elbirliği onu evlendirip mutlu etmeliyiz. Yani ben geçmişte akrabalarımdan çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama hepsinin de bana geri dönüşünü, benden özür dileyişini, seninle gurur duyuyoruz diyişini... ...ve kadınlar matineme tek tek gelip oturup beni izleyişlerini çok gördüm. Gün oldu, devran döndü yani. Yani dün oldu, devran döndü. O yüzden hani evet çok güzel paralar kazanıyorum, dağıtıyorum ya, çok hoşuma gidiyor. İhtiyaç sahiplerine verdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Benden mutlusu yok. Geçen gün Ramazan'ın başı, erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Telefon açtı bana, hemen şu kadar para attım, erzak kolisi hazırlayıp dağıt. Bunu bir Ermeni yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve artık bu Ermeni, Rummuş, Glazmış, Çerkezmiş, bırakın bu ayrımcılıkları, ayrımcılık yapmayalım. İnsanlar beni orada karalıyorlar, seni kırıyoruz. Neyi mi kırıyorsun be? Ne dedim sana? Ben kim kardeşine sahip dedim, sana ne dedim? Bir bak bakalım bu adam kimdir? Bu adam neler yapıyor? Bu adam kimlerle çalışıyor? Bir kere senin aklın fikrin beynin olsa magazin sayfalarına bakarsın, adamın hayat arkadaşı Ermeni. Böyle şeylere kızıyorum işte. Ne olacak? Mesela ne bekliyorsunuz gelecekten? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Ben bunu... Daha çok para. Yok. Daha çok ev. Yok. Ne yapacağım? Gelin. 11 tane ev. Gelin tabii. En büyük lüksüm o. Olma, muhteşem bir düğün yapacağım. Muhteşem. Böyle herkes o düğünü konuşacak. Hani millet rafosta mafosta yapıyor ya. Öyle bir düğün istemiyorum ben. Çok şık bir düğün olacak. Bir yemekli düğün yapacağım tabii ama hep böyle arzu ettiğim insanlar olacak. Geçen kadının biri diyor ki, ben daha bir kere kuaföre gitmedim, 47 yaşındayım. O kadını kuaföre götürüp süsleyip ona kadınlığını yaşatmak istiyorum. Veya çocuğun biri diyor ki, Murat abi 19 yaşındayım, daha bir tane Nike ayakkabım olmadı. Ona Nike gönderdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Eşinizle görüşüyor musunuz? Tabii, arkadaş gibiyiz. Oğlum çok iyi, annesiyle arası çok iyi. O bir evlilik yaptı. O eşinden de bir evladı var. Bazen kavga ediyor eşle. Ay kız, saçmalama, yanlış anlamışsın diyorum. Hadi git herifi öp barış. Teşekkür ediyor bana. Allah beni kahretsin diyor. Ben ne kaçırmışım. Karışım pişman da beni kaçırdığı için. Para da var. Velettalin abi, gitti kuş ya, uçtu. Peki, eşinizin eşiyle görüşmüyorsunuz? İlk etapta çok kavga ettik. Çünkü... Evladım daha çok küçük, 9-10 yaşlarında. Anneyi görmek istiyor.
Oraya gittiği zaman üvey baba ters davranmış çocuğa iki defa. Oğlumun kalbi kırıldı. Ben durur muyum altında? Hemen telefon. Bana bak dedim. Senin de yarın bir gün evladın olacak. Allah anneli babalı büyüsün. Ama o anneye hasret. Lütfen dedim bir daha böyle bir şey yapma. Daha sonra dost olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk. Hiç görüşmüyorum ama beni biliyor. Ama eşimin her zaman arkasındayım. Neden? Evladımın annesi olduğu için. Her zaman emrindeyim. Geçen gün oğlum bana geldi. Anneme gidiyorum. Hemen çikolatalar bir şey. Bunu kardeşine götür. Bak ben daha hiç görmedim çocuğu. Böyle olmasa. Çünkü evladıma kardeşi aşılıyorum. Üvey de olsa onun kardeşi. Geçen gün diyor ki, babacığım diyor, kardeşimi arabaya aldım, annemi de yemeğe gittik. Bitti. Ben güzel mesaj vermişim demek ki. Harika. O da mı erkek? Kız. Ha kız, iyi. Çok tatlı, bayılıyorum. Bana mesajlar yapıyor. Seni seviyorum. Kurban olsunlar. Allah bağışlasın. Çeşitli kelimeleriniz var. Ben aslında onların anlamlarını öğrenmek istiyorum. Söyleyeyim, hepsini söyleyeyim. Fırfır ne? Fırfır yerinde duramayan, işte sıp sıp sıplayan, her dala konan fırfır. Ha. Ha, şıp sevdi gibi. Ha. Yani o olur bu olur fark etmez, sürümden kazanıyor. TikTok? TikTok hazır o. O hazır. Yani ona gideyim, flört yapayım, yemek getireyim, götür. Asla o hazır. Ver, ver et tane namir. Ha. Motoru zaten biliyorum. Motoru biliyorum. Motor. Peki bunlar sizin literatürden? Hepsinin patenti bende. Ben çıkardım. Yani yarın bir gün olur da atıyorum. Bir firma çıktı şu isimde. Hayır, bana tazminat ödemekler onda. Seni seviyor he. Bay Murat Övünç, TikTok, Yanık Motor, patentleri bende. Zaten kim bir ürün çıkartıp İstediler. Fırfır koyar ürünün adına? İstediler. Bir kadın iş çamaşırı TikTok ve fırfır patentleri istedi. Gerçekten mi? Tabii öde 50 bin lira dedim, vereyim vazgeçtiler. Bak da 50 binlik bir adam değil. TikTok diye iç çamaşırı mı çıkarmak tabii, istediler? Tabii, TikTok. Aslında kötü de fikir değil ki. Bir hayaliniz var mı? Şu anlamda soruyorum. Eskiden olsa bütün şarkı sahneye çıkanların hayali bir gün Maxim'e ismini en üste yazdırmaktı. Bugün sizin o hayaliniz ne yani? Ne olursa tamam benim gidecek yolum bitti diyeceksiniz. Şimdi Türkiye'de kaç tane A klas, A plus sanatçı var? Hepsini biliyoruz. Güzel yerlerde çıkıyorlar. Rekor bende. Hadi çıksın birisi, bir kadınlar matinesi yapsın, 2000 kişi getirsin bakayım. Çıksın, Hodri Bey'den kim A klas sanatçı? Yapsın bir kadınlar matinesi, 2000 kişi getirsin, önünde seyirci duracağım, edeceğim. Benimle birlikte şu 2 yıl içerisinde çok önemli isimler, kadınlar matinesi yaptı. Safiye Soyman, Arto, bir sürü sanatçılar. Hem de aynı şehirde, yan yana. Ben buradayım, onlar burada. Onlar 300'de kaldı, ben 1500 kişi soktum içeriye. Ha, benim sesime mi geliyorlar? Hayır. Benim işte kırkır şamatama, acaba ne giymiş, ne yapacak? Ya kadınlara motorlar yerinize oturun diyorum, gülüyorlar. Kız! Bağırıyorum, gülüyorlar. Çünkü beni kendilerinden abileri gibi, kardeş gibi, evden biri gibi. Ya beni takip eden teyzeler var, özel teyzeler beni takip eden. Gün içinde 24 saat bana dua ediyorlar. Aslında siz bir karakter yarattınız. Öyle de denebilir yani. Yani şimdi şunun gibi, Seyfi Dursunoğlu'nun yarattığı Huysuz Bir İş'in karakteri gibi... ...siz kılık değiştirmeden başka bir karakter yarattınız. Hani işte motor diye bağıran, işte... Oturun diyen. Evet. Değil mi? Yanılıyor muyum bilmiyorum. Bir şey söyle. Evet çok doğru, çok haklısınız. Ama inanın ki insanlar buna kızmıyorlar. Önceden çok tepki alıyordum. Çok. Feminist kadınlar, sen kimsin? Sen bize nasıl motor dersin? Terbiyesiz adam. Benim kalbimi daha sonra öğreniyorlar. Ama bu bir şov. Yani gün içerisinde hangi arkadaşla dostunuza motor diyebilirsin? Espri yapıyorum. Kocasını aldatan kadınlara yılan TikTok motor diyorum. Karısını aldatanlara pezevenk diyorum. Bugün başka adama desen seni vururlar. E doğruyu söylüyorum. Senin karın evde. Sen gidip pot tiktaklık gibi başka karılarla. Karın yaptı oruç mu oluyor? Sen yaparsan pezevenk alıyorsun. Bunu söylüyorum. Doğruyu söylüyorum. O yüzden seviyorlar beni. Doğrucu başlıyım. Yani diyorsunuz ki ben hayallerimin hepsini gerçekleştirdim. Ne var yemin ediyorum. Rezidans istiyordum, oldu. 2 katlı villam önünde havuzu olsun dedim. Göktürk'teli bir derya villam var, önünde havuzu var. Ay anneme bir ev, bir yazlık alayım, 2'şer tane aldım. Oğlumun altta BMW'si olsun, delikanlı adam görüyorum onu. Hem BMW'si var, hem şeyi var, Mercedes'i var. Yani bitti, ne yapayım daha? Bunları söylemek eskiden ayıptı. Ayıp değil. Ben kendimi tanıtıyorum. Yani Murat Övünç bir başarı öyküsüdür. Nereden nereye geldi?
Var mı arkadaşlarınız piyasada? Dostlarım var. Dost diyebileceğim birkaç arkadaşım var. O önemli. Öyle dostlarımdan darbe yedim ki... ...ben sana ne yaptım dedim ya. Evimi açtım, yedirdim, paylaştım. Ben sana ne yaptım beni sırtımdan vurdun. Ben Sayın Seyhan Soylu'nun bir projesi vardı. Şiddet görmüş kadınlar, mağdur olan kadınlara destek amaçlı resimler çektirdik. Seyhan abla bana peruk giydirdi, bir kombinezon. Ben de bir resim verdim böyle, şiddet görmüş kadınlara. Onu çıkarıp benim aleyhime kullandılar. Murat Övünç'ün hali, son hali diye. Gülüyorum bunlara. Neyin peşindesiniz ya? Onu koyarken hiç vicdan yok mu size? O zaten bir proje. Seyhan Soylu yaptı onu. Kırmadım ablamı, ben de destek oldum. O bir proje zaten. Ya benim 19 yaşında erkek evladım var. Hiç utanmıyor musunuz? Ha diyeceksin ki sen onu yaparken utanmadın mı? Hayır, utanmadım. Kadına şiddete hayır ve kadınlara destek olmak amacıyla yaptım ben bunu. Keşke ünlü olmasaydım dediğiniz bir an oldu mu? Oldu. Çünkü ben eğlenmeyi, mutlu olmayı çok seviyorum. Hayat arkadaşımla bir yere gidip oturamıyorum. Eğlenemiyorum. Sarıyer'de bir balıkçıda oturduk, bir yemek yedik, tak 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 resimlerimiz çekildi, magazinlere düştü. Ben bunu ilk bunu anlatırken Sayın Sacit Aslan İzzet Çapa'nın programında anlattım. Açık yüreklilikle anlattım. Bu hayat benim! Bir tek Allah'a bunu sual vereceğim. Sen kim köpeksin? Beni eleştiriyorsun. Açık açık söylüyorum zaten. İşte bunu önüme getiriyorlar 6 yıl önce. İşte Murat Övünç böyle evli bir... Artık evli değil. Boşandı. 5 yıl önce boşandı. Neyin peşindesiniz? Bunları gülüp gülüp geçiyorum. Benim için bir evladı mutlu etmek. Hasta bir aileyi mutlu etmek. İhtiyaç sahibi bir aileyi mutlu etmek daha önemli. Gerisi hiç umurumda bile değil. En mutsuz olduğunuz an o rahatsız edildi. Tabii yani çünkü o boşanma arifesindeydi. Çok iyi anlaşan iki dostuz. O dönem bir kanser tedavisi görüyordu. Üzüldü. Ne gerek vardı bunlara ya? Ne gerek var yani? O pişmiş, keşke o balığı evde yeseydim de orada olmasaydı çok üzülmüştüm. Hatta 3 ay, 4 ay depresyona girdim. Ama bir şükür her şey çok yolunda, gayet iyiyiz. Böyle bir hayat zor değil mi? Hep bir savaş, hep bir kavga, şimdi, hep bir şey. Bakın gaf yapma, lüksün yok, kelimelerini düzgün sen. Bir 3 gün önce yaşadım. Kim kardeşlere saydırdı, buradaki Ermeniler alınmış. Anlatabiliyor muyum? Halbuki hepsini çok seviyorum. Ama ben neysem oyu beni kimse değiştiremez. Dün akşam avukatımdaydım Çağdaş Çelik, Türkiye'nin en büyük imparatoru. İmparator, iptir adam oluyor. Abi dedim nedir bunlara baksana. Ya kapat şunu be dedi. Kapat, önüne bak dedi. Yani o avukat bile gülüyor bunlara. Ne gidecek de savcıya gidip diyecek ki efendim kim kardeşler bizim soylarımıza küfür etti. Murat da biz Ermeniler dedi dava açın. Bunu hangi savcı açacak? Gülüyoruz bunlara işte böyle, sadece gülüyoruz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bu sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi çok seviyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok versin.